Cumhurbaşkanlığı sisteminin 3. yılını uzun uzun değerlendirecektim. Ancak çok uzatmayacağım. Hakikaten 3. yılın sonunda hukuk karnesi tam bir fecaat. Ekonomi karnesi tam bir fecaat. Ekonomi masamız zaten buna ilişkin değerlendirmeleri yaptı. Ve 3 yılda parlamentonun yaptığı yasal düzenlemelerin 2 katından fazlasını tek başına Cumhurbaşkanı yaptı tabii ki. Bu arada belediyelere atanan kayyumları bir tarafa bırakıyorum. Boğaziçi'ne kayyum atandı ve Boğaziçi Üniversitesi'ne tek bir gecede fakülteler açıldı. Ve şimdi hukuk fakültesi dekanı diye atadıkları şahıs her gece televizyonlarda AKP'nin avukatlığını yapıyor. Üstelik hiçbir hukuk ve etik normuna uymadan bunu yapıyor. Hukuk fakültesinin neden kurulduğunu böylece görüyoruz. Yani tek adam rejimi hukuk açısından şunu söylüyor. Ben oldum, yaptım rejimine dönüşmüş vaziyette. AYM'nin istatistikleri ciddi veri veriyor. Diyor ki başkanlık sisteminin, yani cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulandığı 2018, 19 ve 20 yıllarında 165 iptal başvurusu yapılmış. Ve bu norm denetim sonuçları 2019 yılı başvurulardan 10'u hakkında, 2020'de 13'ü hakkında iptal kararı veriyor.